Bundan bir yıl kadar önce Semih'in odasına girdiğimde, çizdiği insan psikolojisini korkutan şeytana benzer kara kalem resimler gördüm. Semih'e bu resimlerin ne olduğunu sorduğumuzda bizlere, anlamazsınız. Düşünce yapılarımız değişik diyerek başka açıklama yapmıyordu. Ayşenur pazartesi günleri ikametimize gelirdi. 12.00-17.00 arası Semih ile Ayşenur evde tek başlarına vakit geçirirlerdi. Aynı zamanda dışarıda da buluşurlardı. Olay günü yani 4 Ekim Cuma günü, saat 5.30 sıralarında ikametimde uyandım. Evden çıktım sabah, 10.44 sıralarında oğlumu arayıp Semih'e, "Oğlum işten dolayı ben bu akşam geç geleceğim," dedim. Kendisi de bana "Ayşenur evde. Gün içinde sakın gelmeyesin baba," dedi. Ben dışarıda bulunduğum sırada eşim arayarak, "Polisler evde, çabuk eve geç," dedi. Ben de eve geldiğimde polislerden öğrendim. Bundan 3 yıl kadar önce Çapa Tıp Fakültesi'nde doktor Semih'e psikolojik bir ilaç yazmıştı. Ama Semih doktorun yazdığı ilacı kullanmıyordu. Semih ara ara evde şarap, bira gibi alkol alırdı ama 3 ay kadardır uyuşturucu kullanmıyordu. Çünkü uyuşturucu madde alacak parası yoktu. 2023 yılı kış ayında Semih'in odasına girdiğimde penceresi açık ve odası buz gibiydi. Ben de kendisine "Hayırdır ne yapıyorsun?" diyerek penceresini kapatmak isterken, yanıma gelerek "Hayır, kapatma camı," diyerek eliyle gökyüzünü işaret ederek "Bak bakalım ne görüyorsun," dedi. Ben de "Karanlık bir şey görmüyorum," dedim. Kendisi de bana "Sen benim gördüğümü göremiyorsun," dedi. Kendisine "Oğlum önünde bir hayat var," dedim. "Ben o kadar uzun yaşamayacağım. Ben o günleri görmem," dedi. Devamlı bize "Bu hayat boş," diyordu. Semih sadece Ayşenur ile görüşüyordu. Görüştüğü başka bir arkadaşı olup olmadığını bilmiyorum. Eşim Semih'in 16 yaşından itibaren pandemide eve kapanması ile "Tanrı bizi niye yarattı? Madem öleceğimizi biliyordu, niye yarattı?" gibi varoluşa dair sorular sorduğunu bana söylemişti. 16 yaşına gelmeden önce de imanlı biriydi. Namazını da kılıyordu. Hatta bana "Neden namaz kılmıyorsun? Cehennemde yanacaksın da," demişti. Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in babasının ifadesine ulaşıldı. İstanbul'da Semih Çelik tarafından iki genç kızın vahşice öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, cinayete kurban giden İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner'in polise verdiği ifadesine ulaşıldı. Baba Uzuner, "Kızım iki kez evden kaçtı. Birinde Semih Çelik'in evinde bulduk. İkinci kaçışında Fatih'te Edirne Kapı'da bir otobüs durağında otururken polisler buldu getirdi," dediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da iki genç kızı öldürüp ardından intihar eden katil Semih Çelik'e ilişkin soruşturma devam ederken,